Merhaba arkadaşlar. Şimdi Beril'le birlikte çok güzel bir hikaye yapma etkinliği yapacağız. Burada bir sürü çıkartmamız var. Ve bunları yapıştırarak güzel bir şekilde hikaye oluşturmaya çalışacağız. Hadi bakalım Beril. İlk sen seç. Bir çıkartma burada. Bunu mu? Evet, çok tatlı bir prenses varmış. Hikaye bizim başında. Bu bizim ana karakterimiz şu anda. Anne, yırtamadım biraz. Yok yok, çıkartacağım şimdi birazcık şurası. Ama biraz biraz geri almış. Hayır, çok güzel. Ama geri almış yanı biraz. Tamam, ben düzelteyim onu o zaman. Tamam. Prenses çok iyi kalpli bir kişiymiş. Ve onun da bir tane arkadaşı varmış. Hangisi olsun Beril arkadaşı? Bu. Tamam. Arkadaşı da bir prensmiş. Prenses ve prens. Bunlar bir gün şatodan dışarı çıkmışlar. Ve birlikte bir kedi görmüşler. Tatlı kedi yün yumağıyla oynuyormuş. Sonra ne olsun Beril? Tamam. Sonra karşılarına çok güzel gözüken bir gül çıkmış. Prenses gülü ellemek istemiş ama prens onu durdurmuş. Çünkü gülün çok sivri dikenleri varmış. Sonra ne olsun Beril? Tamam. Sonra karşılarına bir oğlan çocuğu çıkmış ve birlikte merhabalaşmışlar. Çocuk ormanda kaybolmuş ve yanında da bir arkadaşı varmış. Kardeşi, his kardeşi, ondan bir yaş küçükmüş ve birlikte ormanda yürüyüş yapıyorlarmış. Prens ve prenses de kayboldukları için onlara yolunu yolu sormuşlar. Sonra ne olsun Beril? Tamam. Ve çocukların yardımıyla prenses ve prens yollarını bulmuşlar ve ormanda devam etmişler yollarına. Karşılarına bir cüce çıkmış. Cüce. Ve cücenin de bir arkadaşı varmış. İki arkadaş sürekli kavga ediyorlarmış. Ama birbirlerini de çok sevdikleri için birbirlerini de incitmek istemiyorlarmış. Prens ve prensesin yardımıyla birbirlerini çok sevdiklerini anlamışlar. Ve kavga etmenin ne kadar kötü bir şey olduğunu da anlamışlar. Sonra ne olsun Beril? Sonra karşılarına bir geyik çıkmış. Bu geyik Noel Baba'nın geyiğiymiş ve Noel Baba'nın yanından kaçmış ama çok da üzülüyormuş kaçtığı için. Onu kırdığını düşünüyormuş ve bir daha onu sevmeyeceğini düşünüyormuş Noel Baba'nın. Ama aslında çok inandığını Prenses ve Prenses anlamış. Sonra ne olsun Beril? Sonra karşılarına yaşlı bir teyze çıkmış ama onun kötü kalpli bir cadı olduğunu farkında değillermiş. Sonra ne olsun Beril? Tamam.
Kötü kalpli cadı iyi bir çocuğu Uğur böceğine dönüştürmüş ve iyi kalpli prens ve prenses cadıyı yenmedikleri sürece o tekrardan çocuk olamayacakmış. Ve prens ve prenses de onun kötü kalpli amellerini anlamışlar ve onu durdurmak için bir plan yapmışlar. Evet, çıkart Beril. Cadının güçlerini çok iyi bilen iyi kalpli bir çocuk varmış. Bu çocuk da daha önceden cadının gazabına uğramış. Ama onun elinden kurtulmayı başarmış. Ve prenses de prense yardım etmeyi kabul etmiş. Cadı çok güzel gözüken bir evin içinde yaşıyormuş. Ve oranın içine gidip onu durdurmaları gerekiyormuş. Prens ve prenses karar vermişler ve birlikte evin içine gitmişler. Ve de cadıyı kandırmak için yolun üstünde duran ve elma satan bir çocuktan bir elma almışlar. Bu çocuk da onlara yardım etmiş. Saat 12.15'te tam cadının evinin önüne gelmişler ve kılık değiştirmişler. Sonra ne olsun Beril? Onu da yapıştır Beril. Ve de bir karar vermişler. Bir karıncayla anlaşmışlar. Karınca çok iyi bir kişiymiş ve kışın olduğu için yuvasına yiyecekleri taşımak zorunda kalıyormuş. Ama cadı bunu kendi esiri haline getirmiş ve ona yüklerini taşıttırtıyormuş. Ve onun sayesinde de cadının evinin gizli yerini öğrenmişler. Cırcır böceği müzik çalmayı çok seviyormuş ve cadı da kendisini eğlendirmesi için bu cırcır böceğini tutmuş ve onun yardımıyla cadının yiyeceklerinin içine o elmayı katmışlar. Çünkü elma sihirliymiş ve cadının daha önce yaptığı tüm kötü sihirleri yok edecekmiş. Sonra tam cadı içeri girmiş ve duvarda bir otomobil resmi varmış ve mecburen onun sanki içindeymiş gibi saklanmışlar prensle prenses. Sonra cadı tam elmayı yiyecekken tamam yapıştır beni. Bir şey olmaz. Olabilir, küçük yırtık. Tam elmayı yiyecekken ormanda kaybolmuş iki tane çocuk kapıyı çalmış. Ve cadı da yemeği yemekten vazgeçip kapıyı açmaya gitmiş. Sonra sonra çocukları sanki iyi birisiymiş gibi içeri almış cadı. Ve de o anda o çocukları
bir şeyler taşıttırdı. Karınca işbirliği yapmışlar ve çocuklara bunun kötü bir cadı olduğunu anlatmışlar ve çocuklar dışarı gitmiş. Ve yanlarında da cadı onların yerlerini öğrenebilmek için dostluğunun bir nişanesi olarak bir ayı vermiş. Ama bu aslında bir tuzakmış onlara. Ama yemeği de yemekten vazgeçtiği için kalkmış ve prens ve prenses yeni bir plan kurmuşlar. Bir tane avcıyla anlaşmışlar. Avcı cadıyı bir tane çok zengin bir kızı fakir bir kişiye dönüştürerek kötülük yapmasından sonra bulmuş. Ve avcı bir balık ve de yine o sürekli yük taşıttırdığı karıncayla anlaşmış. Ve cadının güç kaynağı olan çiçeği yok etme görevi vermiş prens ve prenses avcıya. Ve sonra avcı karınca ve cırcır böceğinin de yardımıyla tekrardan eve girmiş ve cadının güç kaynağı olan çiçeği yok etmişler. Ve en sonunda da cadı yaptığı tüm kötülükler, tüm kötü büyüleri yok etmişler ve herkes çok mutlu olmuş. Bu hikayeden de dostluğun ve iyi insanların her zaman nasıl farklı yollarda da olsa kazandığını görmüş oluyoruz. Gerçekten çok güzel bir hikaye oluşturduk dedik. Bugünkü videomuz sonuna geldi. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorum.